Talihsiz yavrunun göğsünden o madalyayı çıkarır, ipeklerin içerisine saran Hecer Hanım, yavruyu bakalım kaç yıl, kaç sene büyüdüp kendine yavru edecek, bu burada büyümekte asıl padişahdan haber. Kimden? Yayla şehrinde, babası Musa hükümdarlar. Her gün için gecesini gündüzüne katıp, o dağlardan başlardan yavru diye yavrusunu kuşlara soran hükümdar, kara vezir bahane arıyordu. Padişahlığı almak için bahane arıyordu. Vezirlere dedi ki, vezirler, bakın padişaha, deli olmuş bu padişah, bize padişahlığı yapamaz ya. Buna deli raporu verip padişahı zindanın içerisine attılar. Bakalım ki Şahin'in babası o zindan içerisinde kaç yıl yavrusunu o zindanın camından, o penceresinden dışarı bakıp, o kuşlar, o kartallar benim yavrumu ne zaman getirecek gözleri yolda, zindanda kalsın. Asıl kimde? Talihsiz yavrudan haber verelim. Talihsiz hikayeler diline söylenir. 9 yaşını ikmal ettikten sonra öyle bir medreseye verdiler ki talihsizi. Talihsiz 17 yaşında o tahsilini bitirip bir çift göz lazım ki talihsize seyrede. Ana can yavrum, ana medresemi bitirdim, babam da yaşlandı, müsaade verin şu değirmanı bir gezeyim. 17 yaşını bitiren talihsiz değirmanın kenarını gezerken çeşmenin başına uğradı. O çeşmede bir yudum su içti ki, hangi çeşme? Oğlum, o holuğun yanında sandığın tam holuğun olduğu çeşmenin başında uykuya daldı. Uykuda kim geldi bunun üzerine? Gül Baba. Kadir Baba'nın büyük kardeşi, evliyaların sertacı olan Gül Baba, kimi talihsiz uykudan uyandırdı. Talihsiz, buyur ihtiyar baba. Talihsiz, şu iki parmağımın arasından bak. Baktı ki ne baksın, bir şehir. Şehir öyle bir güzel şehir ki, şehrin kenarında 40 tane kızın ortasında uzun boylu, ince belli, dudu dili kalem taşlı bir güzel var. Kimdir bu yavrum biliyor musun, kimdir? Bu gül şehrinde gül hükümdarının kızı Maya Sultan'dır. Dedi, kızı buna gösterdi, aşkın badesini buna içiren bir talihsiz orada uykuya daldı. Aradan saatler geçti, oğlanın aynı simasını kıza gösteren ihtiyar baba, iki güzeli, delikanlıyı kıza, kızı da oğlana aşık etti ama aralarındaki yol çok uzak bir yol. Ne kadar? 1 yıllık yoludu. 2 gün uykuya dalan, o 2 gündür uykudan uyanmayan değirmanın kenarında Hecer Hanım ağladı. Mehmet Ağa, nedir? Yavrum talihsizden haber yok. Mehmet Ağa dolaşırken geldi, baktı ki ne gelsin. Çeşmenin başında oğlan uykuya dalmış ama ağzından kanlı köpük geliyor. Yavrusunu bağrına basıp eve getirdi. Hecer Hanım gözlerinden yaş döktü. Bunun bir damla yaşı yavrunun yüzüne düşer düşmez hemen talihsiz baş kaldırdı ki ne baksın. Hani sevgilisi, sevgilisi yoktu, sadece anası başucunda. Ana, can yavrum, ana, hele dinle ana. Bakalım burada yavru ne söyler. Gözüm, hele dinle sözümü.
kendime. İzin ver anacan yara gideceğim. Hele pirler aşık etti. Bak benim ona medede. İzin ver anacan yara gideceğim. Hay vay hay vay hay vay anacan. İzin ver anacan yara gideceğim. Pirler aşık etti sevdiğim yara. Ana izin ver ki yara gideceğim. 17 yıldır bağrına basan ana. Kendi yavrusu gibi. Aman yavrum, sen gidersen ben dünyamı değişirim. Ya hele dinle yavrum, hele dinle. Hele canım yavrum, dinle benim sözümü. Öldürürüm canımı, yola bırakmayayım. Oğlu bırakmam, bırakmayayım. Hele senin için yar mı yoktur evladım. Öldür beni, seni yola bırakmayayım. Oğul, 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 oğul can, oğul can, oğul can. Vay bırakmayayım. Öldür beni yavrum, seni yola bırakma, aman bırakma. Parçala beni yavrum, senin için saçlarımı süpürge ettim yavrum. Allah'a dünyada her sabah erken bakarken yüz binlerce şükrettim ki seni gibi yavruyu bana verdi. Nasıl bırakayım yavrum? Ana, aşktan sevdadan anlamaz mısın ana? Hele dinle ana. Gözlerini yaş eden yavru anaya nasıl yalvarır? Hele bilir misin anayı, hele dinle halımı, dinle halımı. Sevda bağlamıştır iki kolumu. Hele şimdi sevdiğim bekler yolunu. Ver anacan yara gideceğim, aman hay vay hay vay anam can anam can anam can yara gideceğim. Nereye gider, nereye gider yavrum, senin için can vermişim, senin için yar mı yok? Hay vay ana, hay vay. Dur yavrum dur. Dünyamı kararttın yavrum. Deseler ki ömrünü ver, canımı sana veririm yavrum. Sen benim iki gözümsün, kolumsun, kanadımsın yavrum. Evet bakalım ki ana nasıl izin verecek? İkinci kasette